Ya Tekrar dediğim gibi milletimizin başı sağ olsun çok büyük bir acı. E, saatler dakikada ilerledikçe tabloyla ilgili yeni bilgiler, belgeler, e, görüntüler geliyor. Ben de Ankara'da hani birkaç yerle konuyla ilgili konuşuyorum. Muazzam bir seferberlik söz konusu ama tablonun tamamına şu an mevcut şartlar itibariyle zaten e, hakim olmak mümkün değil. Ee, yabancı ülkelerden zaten Türkiye'nin resmi duyurusu bence çok yerinde oldu. Ee, yardımlar için hareketlilik var. Mesela ben az evvel Moskova'dan haber aldım. Oradaki resmi temsilciliğimizle konuştum. Mesela Rusya'dan bir ekibin çıkması için geri sayım başlamış. Avrupa ülkelerinden de gelecek. Dışişleri Bakanı'na da sordum. Onlarla sürekli resmi izinler açısından koordine ediliyor. AFAD da koordinasyonun merkezinde. O açıdan onların gelişiyle de nerelerde acil ihtiyaç var? Nerelere işte aciliyetle ekiplerin gönderilmesi gerekiyor. Onların sevkiyatı tamamlanacak. Çünkü şüphesiz demin e, Bünyamin Sürmeli de söyledi. En büyük dezavantajlardan bir tanesi aksi e, gibi hava şartlarının hem soğuk olması hem de yağışlı bir havanın bu pazartesi itibaren birçok Türkiye'de bölgeyi ile etkisi altına alması bu nedenle de oralarda bu kurtarma çalışmaları, koordinasyon çalışmaları sekteye uğrayabilir. İnşallah büyük bir sıkıntı olmaz. Ama hala dediğim gibi sizin de demin yayında söylediğiniz gibi ulaşımda zorluk çekilen küçük yerleşim birimlerindeki durumun ne olduğu. Malum böylesine e, sıkıntılı e, büyük depremlerde e, kırsaldaki yerlere ulaşmak ve oradaki tabloya anında müdahale etmek de sıkıntı olabiliyor herhalde en kısa sürede ulaşılır temennimiz. 10 ili vuran e, ve bugüne kadar bölgesel genişlik anlamında sayılı büyük bir alanı etkileyen bu depremde e, artık en büyük beceri koordinasyonda yoğunlaşıyor. Ekiplerin yetip yetmeyeceği meselesine yoğunlaşıyor. Çünkü çok fazla, çok fazla büyük bir alan ve yüzlerce, neredeyse artık binlerce diyebileceğimiz müdahale edilmesi gereken bina, binalar var. Çok değerli deprem uzmanı hocalarımızı zaten dikkatlice dinledik. Yani e, şimdi tabii bundan sonrasında artık önce bu acının yaralarını sarmak e, ve düştüğümüz yerden ayağa kalkabilmek ulus olarak, ülke olarak çok büyük ehemmiyet arz ediyor. El ele verip e, bu yaraları hızlı bir şekilde sarmaya e, çalışmak lazım. Ama tabii ki yakınlarını kaybedenlerin acılarına ortak olmak, onları anlamak. Onları anlarken de bu işbirliğinin koordinasyonun beraber çalışabilme ruhunun siyaset ve siyasi kavgalardan uzak bir evet. şekilde koordine edilmesi çok hayati önem arz ediyor. Peki şimdi e Farklı noktalara gideceğiz. Adıyaman'a da birazdan ulaşmaya çalışalım. Ekibimiz e, tabii yeni yeni e, bazı noktalara, depremin ardından hasar gören illere, ilçelere ulaşmaya e, başlıyor. E, birazdan Adıyaman'a da gideceğiz. Ela Sezen'den son durumu öğreneceğiz. E, şimdi farklı noktaları da ekrana getiriyoruz. Osmaniye'de yine ekranın hemen sağ e, alt köşesinde e, bir enkazın e, üzerinde insanları görüyoruz. Adana'da keza 15-20 katlı apartmanların ortasında bir binanın yıkıldığını görüyoruz.